Bugün sizleri Ankavia'da ağırlayacağım. Ankavia projemiz 14 dönüm arazi üzerine toplamda 28 adet villadan oluşmakta. Ve bu 28 adet villanın 3 farklı plan tipleri var. Şu an ben sizi bugün A tipi villamızı, örnek villamızı gezdireceğim. Bu projenin başından sonuna kadar bizim ekibimiz ruhsat projesi dahil, konsept projeler dahil Zeynep Taş Mimarlık tarafından yapılmış bir proje ve hemen anahtar teslimine hazır halde bu villalar şu an. A tipi planımızın tipolojisi çok farklı, çok keyifli bir plan bu villanın planı. 7+1'den oluşuyor. Burası kotlu bir arazi olduğu için arka tarafta yüksek bir kot var. Biz ara kottan girerek yarım kat bu şekilde aşağı yarım kat yukarı çıkarak villamızı tasarladık. Şu an biz salonumuzdayız ve hemen sol tarafımızda mutfak var. Bu alanda 125 metrekarelik alanda sadece mutfak ve salonumuz konuşlanmış durumda. Ve direkt peyzajı da sıfır bir şekilde böyle görebiliyorsunuz. Şimdi burada üçlük proje var dediniz. Bununla ilgili böyle bir ufak bilgi mi geçsek? Hem benim olur. İçin hem de buradaki arkadaşlarımız olur. İçin. Üçlük villalarımızın şu an A tipine girmiyor. Zaten kanalda bayağı bahsedeceğiz. Burası 7+1'den oluşuyor. Burak kota göre olduğu için farklı bir tarzı var. Yarım kat aşağı yarım kat yukarı. Birazdan girişi göstereceğiz. Çok keyifli bir girişi var. Şu şekilde kameraya da yaklaşabilirseniz ara kattan gelip sadece salon ve mutfak kurgusu olan bir kat var. Üst katlarda ise yatak odalarının olduğu 1, 2, 3, 4 tane odanın olduğu bir de depolama alanı var girişte. Vestiyer odası var. Bu şekilde 7+1. Ama benim en çok keyif aldığım villa ise ortası havuzlu villamız. Hemen arkadaki çok villalar. Şey, hakikaten. Evet, 6 adet bunda da mutfak ve salon kısmından camlı bölmelerle havuzu keyifli bir şekilde izliyorsun. Aynı zamanda verandadan da havuzu atlayıp kullanabiliyorsun. Bahçe kısmında ön tarafta ve yanda kalıyor. Bahçe kısmında değil mi havuz? Hayır, evin içerisinde. Evin içinde. Aynen. Aa, çok hoş. Salon ve salon burası, mutfak burası. Buralar tamamen cam yüzey direkt ve çıkışta da havuzdan direkt inerken çıkarken havuzu görüyorsun evin içinde. Şu kısımda verandadan atlanarak kullanılan, bahçeden kullanılan bir havuz. Çok ilginç bir proje olmuş. Çok keyifli bir proje. Evin içerisinde direkt maviye doyuyorsunuz. Evet. Böyle. Onu da bir sonraki çekimlerimizde paylaşacağız inşallah. Takipte kalınız. Villamızın mutfağındayız. Bu alan 27 metrekareden oluşuyor. Bu bölümde oturma kısmını çözdük. Hemen karşısında da televizyon seyir alanı var. Mutfağımız ada mutfaktan oluşuyor. Ortada bir adamız var. Bu adamımızı V şeklinde döndük. Burası da masa kısmı olarak, burayı da pişirme olarak kullanıyoruz. Ama şu an ocağımız olmadığı için tabii kötü bir görüntü var. Hemen burada da bizim tezgahımızı kullandığımız alan var. Villa olduğu için bütün malzemeler üst kalitede kullanılmış. Lake dolaplarımız, kaplama malzemeli yerlerimiz ve tezgahımız akrilik güzel bir tezgah var. Bu akriliğimiz de karşıya kadar dönüyor. Burada bizim buzdolabı yerimiz var. Mutfağımızın çok güzel, çok keyifli bir kileri var. Hemen şu kısımda da güzel bir depolama alanımız var. Hatta burası açılıyor. Buradan da geniş bir alana tekrar depolama için geçiyoruz. Burada teknolojik ürünler tek marka kullanıldı. Mutfakta böyle tasarımsal vurgular olsun diye hem ahşabın hem reflekte cam dediğimiz şeffaf kapakların hem de antresin rengini güzel bir yoğurmasını görüyoruz. Mutfağımızın ve salonumuzun en keyifli yanlarından biri ise bahçeye düz ayak açılıyor olması. Burada sürgülü kapılarımızın bu şekilde açılması mutfakla bahçenin tamamen bütünleşmesini sağlıyor. Burada peyzajımız da çok güzel oldu. Keyifli bir bahçe alanı sizleri bekliyor villamızda. Villanın salon bölümündeyiz. Burayla ilgili bize biraz böyle detay verir misin sevgili Zeynep ablacığım? Burası 57 metrekareden oluşan bir salon. Bu kadar büyük bir salon yaptığımız için burada ister istemez bu mekan kurgusuna geçtik. Bu oturduğumuz alanda izleme özellikle şu iki koltuk tamamen
TV izleme amaçla kurgulanmış. Bu ikisi de biraz daha açılabilir, dönebilir. Hem yemek alanına hem şömine alanına hitap etmek için bu şekilde tasarlandı. Yemek alanımız, bizim yemek bölümü, yemek odası dediğimiz alana bir iki basamakla çıkılıyor. Buradaki temel amaç biraz daha oturma alanıyla ayrıştırma. Yemek odasını aynen. Ayrıştırma. Burada herhangi bir kapalı alan yapmayıp mekanı geniş bir şekilde göstermek hem de basamaklar mekansal kurguyu ayrıştırmak istedik. Tamamen duvarları İtalyan sıva dediğimiz dekoratif bir sıvadan oluşuyor. Birkaç basamak mermer basamaklardan oluşan. Zeminde de marküteri dediğimiz bir parke malzemesi kullanarak burada keyifli bir alan oluşturduk. Mermer masamızda şu an 6 tane sandalye tepiş ettik ama 10 kişiyi, 12 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek büyüklükte. Peki bu duvarlardaki İtalyan boyayla ilgili biz istediğimiz deseni yaptırabiliyor muyuz? Tabii. Burada tamamen sanatsal her türlü çalışmayı yapabiliyoruz. Renk geçişleri falan da var çünkü burada. Evet. Salonun tamamen renklerini uydurmaya çalıştık. İşte güneşin turuncusundan kırlentelere kadar hepsi uyumlu oldu. Bu köşede bir de bir şömine detayımız var. Bu şömine detayı hem cephete patlatılan bir unsur hem de iş mekanında bizi böyle keyifli romantik akşamlar. Bana gerçek gibi geldi. Benim evimdeki biraz dijital bir malzeme ama gerçek aynen. Mi bu? Bu gerçek bir şömine. Odun şöminesi diye geçen bir şömine. Bacası falan tamamen üst katta da devam eden hem ısınan hem de pişirme işlemini yapabileceğiniz bir şömine. Çok güzel. Peki ısı demişken buranın ısı sistemi nasıl? Yerden ısıtma mevcut burada. Hem de şömine var. Zaten görsellerde ya da videolarda da fark edeceklerdir. Hiçbir radyatör yok. Evet. Burası da yine yan taraftaki mutfak gibi bahçe alanına tamamen düz ayak bir salonumuz var. Perdelerimiz ahşap jalüzi dediğimiz motorlu perde sistemi. Kullandık şu an otomatik kalkmasının sebebi de motor. Kenarlarında da bu şekilde transparan geçişlerin olduğu bir perde fonu ve tüm kullanımda. Biz kadınların en önem verdiği şey temizlik konusu. Jalüzilerle ilgili temizlik detayı verir misiniz bize mimar hanım? Jalüziden zaten yakından bakarsa yani görünüş olarak çok şık ama temizleme konusunda tabii sıkıntılı bir ürün. Ahşap jalüzi dediğimiz. Ben kesinlikle önermiyorum şey olarak ama estetik kaygısı olanlar için muhteşem bir çözüm. Eğer ki ahşap jalüzi yaptırıyorsanız tamamen motorlu olmasını öneririm. Özellikle büyük alanlarda manuel ahşap jalüzilerde sıkıntı yaşarsınız. Burada bahçeye çıkış var mı? Evet evet. Burası da yine mutfaktaki alan gibi. Şu kapı açılıyor. Hemen size göstereyim. Tamamen burada da salon bahçeyle bütünleşebilir. Salondaki küçük bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Girişimizin hemen bu bölümden mutfağa geçiş var. Bu şekilde sürgülü kapıyla salon mutfak ilişkisini kesiyoruz. İsteminde açık, isteminde kapalı oluyor. Burada bizim villamızın tasarımımız da biraz farklı. Ara kattan girilen, kotu değerlendirdiğimiz bir villa. O yüzden biz villayı tanıtmaya salondan başladık. Çünkü aslında zemin diye geçen kısım burası. Şimdi de hayalet merdivenlerden oluşan bu güzel geçişi size girişte anlatayım. Zeynep Hanım, biz geldik. Kapıyı açar mısınız? Hoş geldiniz. Villamızın giriş bölümü antresindesiniz. Şöyle buyurun, ben detaylı anlatayım. Antreye girmeden hemen kapımızdan bahsetmek istiyorum Kübra'cığım. Kapının dıştan görünümü bu şekilde ayna. Siz aynalı bir çift kapı var bu arada. Aynalı bir görüntü görüyorsunuz. Ama kapımızı kapattığımızda dışarıdan sizi hiç kimse göremezken siz içeriden dışarıyı bu şekilde izleyebiliyorsunuz, gelenleri karşılayabiliyorsunuz. Dışarıdan mahremiyeti sağlıyoruz, içeriden şeffaflığı sağlıyoruz. Lavabomuzun hemen önünde, sağında ve salonda 60 cm derinliğinde depolama alanlarımız var. Yine leke dolaplardan oluşuyor burası. Karşısında da çok şık bir banyomuz var. Burada klozetimiz. Hilton lavabomuz ve aynamız mevcut. Hemen sol tarafında ise duşakabinimiz var. Antremizin hemen sol tarafında ise çok amaçlı bir odamız var.
Akdeniz'den yarım kat aşağı yarım kat yukarı çıktıktan sonra böyle transparan hayalet merdiven dediğimiz merdivenimizden gece ölümüze gidiyoruz. Ve buradaki birbirinden güzel dört odamızı sizlere şimdi tanıtacağım. Ebeveyn yatak odamız. Girer girmez hemen karşıda çok büyük başlıklı bir yatak odamız var. Yatağımız var. Bunların da örtüsü ve tefşir elemanları hala gelmediği için güzel bir görüntü sunamıyoruz ama sol tarafımızda günlük kıyafetlerin olacağı çok hızlı bir şekilde depolama alanı var. Yine İtalyan duvarlar kullanılmış değil evet, mi? Evet, villada bolca İtalyan sıvayı görebiliyoruz. Burası da, ebeveyn yatak odası da komple manzaraya hakim, bahçeye hakim. Buradan da yine bu şekilde bir giyinme odamız var. Giyinme odasından çok keyifli bir ebeveyn banyoya gideceğiz. Ebeveyn banyomuz da çift aşamalı. Burada yine hintonlu lavabomuz var. Hemen kapının arkasında bir klozetimiz var. Karşıda ise böyle çok keyifli bir Türk hamamı bölümü var. Ben burayı çok beğendim. Kesinlikle. Ebeveyn banyosunun en keyifli yeri. Ayrıca Türk duş detayı da var burada. Tabii hem duş hem de Türk hamamı keyfini yapabiliyorsunuz. Gece ölümümüzün sağ ve hemen karşı sol tarafında çocuk odaları, karşıda ise ebeveyn yatak odası mevcut. Şimdi 18 metrekare büyüklüğünde olan oturma odamızı sizlere gösterelim. Alt katta mutfakla beraber kullanılan bir oturma bölümü var. Ama burada da tekrar ayrıyetten üst katta bağımsız bir oturma odası var. Siz burayı ebeveyn yatak odası ve çocuk odalarının dışında istediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Buranın da yine çok keyifli bir balkonu var. Muhteşem peyzajımızı buradan da izleyebilirsiniz. Ve genç odamız burası da. Bu odayı gösterelim. Karşı odayı göstermeye gerek yok. Aynı büyüklükte onlarda. Oradan bunu pencereleri ve yine bunların da kendi içerisinde banyosu düşünüyoruz. Az önceki gösterdiğimiz genç odasının aynısı. Büyüklük ve banyosu da aynı şekilde. Buradan da tekrar girişimize geçiyoruz.